Osteoartrit ve romatoid artritte görülen farklı semptomlardan bahsederken sanırım renk kodlama takıntım sonunda işe yarayacak. Romatoid artrit için kırmızı, osteoartrit için yeşil kullanacağız. İlkine kısaca RA, ikincisine de OA diyelim. Bu videoda farklı semptomlardan bahsedeceğiz ama ben bunu mantık çerçevesinde ele almak istiyorum. O yüzden hastalığın sebeplerine de bakıp bir bağlantı kurmaya çalışalım. Evet. Şimdi bu iki hastalığın sebepleri ve semptomların niçin farklı olduğundan bahsedelim. Romatoid artritte sebep her zaman otoimmün yani vücudun kendi kendine saldırması olacaktır. Bu süreç tüm vücutta gerçekleşir. Öte yandan osteoartritte hastalığın sebebi eklemlerin aşırı kullanımıdır. Genelde yaşlı insanlarda veya fazla kilolu oldukları için eklemlerine ilave yük binen insanlarda bu hastalık görülür farklılıklara gelmeden önce ortak noktalara ve bunları ayırt etmenin niçin önemli olduğuna hızlıca değinelim. Çünkü insanlar bu iki hastalıkta da benzer şikayetler yaşayabilir. Bir numaralı şikayet eklem ağrısıdır. Her iki durumda da ağrı yüksek oranda olabilir. Aynı zamanda sertlik de görülebilir. Ağrının niteliği ve zamanlaması farklı olacaktır. Fakat her iki durumda da hastalar eklemlerinde sertlik olduğunu ve eklemlerini iyi kullanamadıklarını söylerler. Bu durumda da kol veya bacaklarını kullanmaktan kaçınabilirler. Bu da kas zayıflığına sebebiyet verebilir. Buraya zayıflık diyelim. Bu zayıflık ya da işlev kaybı insanların yapmaktan hoşlandıkları şeyleri yapamamalarına sebep olur ve ruh hallerini dolaylı olarak etkiler. Bunların her ikisi de kronik hastalıklar oldukları için depresyon görülmesi yaygın bir durumdur. Yani depresyon, kalp hastalığı riski ve hareketsiz yaşam tarzının beraberinde getirdiği şeyleri düşünebilirsiniz. Bu yüzden hastalar eklemlerim ağrıyor dediğinde bununla yetinmeyip aradaki farkı anlamak için sorular sormaya devam edilmelidir. Sorulabilecek ilk soru şöyle olabilir. Tam olarak nereniz ağrıyor? Hangi eklemler? Burada iki hastalığı birbirinden ayıran çok önemli bir özellik var. Romatoid artritte vücudun sol ve sağ tarafı arasında simetri bulunur. Örneğin romatoid artrit hastası biri omuzlarım ağrıyor dediğinde muhtemelen hem sol hem sağ omzu ağrıyordur. Dizlerim ağrıyor dediğinde de yine büyük ihtimalle hem sağ hem sol diz ağrıyordur. Yani yalnızca ağrının olduğu bölge dikkate alınırsa iki türde de benzerlik görülebilir. Yani her iki durumda da dizlerde ağrı yaşanabilir. Fakat romatoid artritte ağrı büyük olasılıkla her iki dizde de vardır. Bilekler ve dirseklerde de iki taraftadır. Bu tarafta ise durum çoğunlukla asimetriktir. Çünkü osteoartrit eklemlerin aşınmasından kaynaklanır. İnsanlar bazı durumlarda vücudun sağ ve sol tarafını eşit olarak kullanmazlar. Ayrıca sahip olduğumuz kıkırdak dokusu da farklı olabilir. Bu insanlarda ağrı tek bir omuzda, tek bir dizde, tek bir ayak bileğinde veya tek bir el bileğinde olabilir. Aşağı yukarı böyle bir görüntü oluşur diyebiliriz. Yani simetri çok önemli bir ipucu. Ayrıca bilinmesi gerekli olan belli başlı bazı bölgeler vardır. Mesela ellerimizdeki parmak eklemleri. Parmak uçlarımıza en yakın olan en son eklem distal İnterfalangeal eklem olarak adlandırılır ve genellikle DIP şeklinde kısaltılır. Bileğe doğru ilerlediğimizde bir sonraki eklem olan proksimal interfalangeal eklem veya PIP ile karşılaşırız. Proksimal vücudun merkezine daha yakın anlamına gelir. Romatoid artritte DIP eklemlerinin genellikle etkilenmediğini söyleyebiliriz. Etkilenmez yazayım. Yani en uçtaki eklemler genellikle etkilenmiyor. Romatoid artrit genelde parmakların ortasındaki proksimal eklemlere etkiler. Ve tabii ki simetrik bir şekilde olduklarını unutmayalım. Yani her iki tarafta etkilenir. Tahmin ettiğiniz üzere osteoartritte DIP eklemi de yani son eklemler de etkileniyor. Fakat tekrar belirtiyorum. Bu durumda simetri aramıyoruz. Yani artrit bir elde şu parmaklarda etkisini gösterirken öbür elde farklı parmakları etkileyebiliyor. İşte bu farklı eklem türlerindeki ağrılara odaklanmak muayenede büyük önem taşıyor. Şimdi ağrının ortaya çıktığı zamanları konuşalım. Romatoid artrit en çok ne zaman kendini hissettirir? Otoimmün hastalıklar eklemlerin aşırı kullanılmasına bağlı değildir. Bu yüzden romatoid artrit hastalarında semptomlar en çok sabah saatlerinde ortaya çıkar. Buraya bir saat çizelim. Saat sabah 8 olsun. Tembellik etmiyoruz. 8'de uyanmışız. Bu hasta için işte bu saatler çok ağrılı geçecektir. Yataktan kalkıp gün içinde hareket ettiğinde sertlik giderek azalacaktır. Romatoid artritte eklemler kullanıldıkça semptomlar azalır. Osteoartritte ise hastalığın sebebinin eklemlerin aşırı kullanımı olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı durumun tam tersi olacağını tahmin edebilirsiniz. Osteoartrit hastaları sabah uyandıklarında dinlenmiş oldukları için eklemlerde sertlik ve ağrıyı çok az hissederler. Fakat eklemler kullanıldıkça durum kötüye gider. Şuraya da yine bir saat çizelim. Saat öğleden sonra 3 olsun. Hastamız hareketli bir gün geçirmiş olsun. Saat öğleden sonra 3'te yani geç bir saatte semptomlar kendini daha çok hissettirecektir. Yani hasta sabahları kendini daha iyi hissedecektir. Şimdi de muayene yapılırken nelere dikkat edildiğinden bahsedelim. Romatoid artritte enflamasyon bağışıklık sisteminin kendisinin saldırmasından kaynaklanır. Enflamasyon olduğu için eklemlerde sıcaklık ve kızarıklık yani eritem hissedilir. Eklemlere bakıldığında cildin geri kalanından farklı olarak pembemsi kırmızımsı olduğu görülür ve dokunulunca sıcaklık hissedilir. Bunu diğer tüm etkilenmiş eklemlerde çizmeyeceğim fakat sıcaklık ve renk faktörlerini unutmayın. Osteoartritte ise genişleme ve büyüme göreceğiz. Bazı parmakların şeklinin değiştiğini veya ağrılı parmak eklemlerini görebilirsiniz. Fakat dokunduğunuzda genellikle sıcaklık hissetmezsiniz. Şekilden bahsetmişken romatoid artitte eklemlerin şeklini ciddi oranda değiştirir. Bu tarafta şekil bozukluğu yani eklem deformiteleri olurken sağ tarafta daha çok genişleme olur. Osteoartitte hastalar eklemlerini kullanırken krepitus denilen sesi duyabilirsiniz. Krepitus, kemik kemiğe sürtündüğünde çıkan çıtırdıdır. Çok hoş bir ses değildir ve romatoid artitten ziyade osteoartite özgü bir şeydir. Şimdi ise hastalığın ortaya çıkış zamanından bahsedeceğiz. İlk doğduğumuzda bol miktarda kıkırdakla doğarız ve bunlar zamanla aşınır. Osteoartrit yavaşça ortaya çıkar. Semptomların gelişmesi genellikle yıllar sürer. Ağrı şiddeti de zamanla kötüleşir. Şöyle çizelim. Rumatoid artritte ise kronik bir hastalık olduğu için hızı demek doğru olur mu bilmiyorum ama bunun zamanlamasını tanımlamak için belki birdenbire veya döngüsel diyebiliriz. Ağrılar aniden şiddetlenebilir. Bir gün az, diğer gün çok ağrı olabilir. Ağrılar artıp azalırken ateş ve kırıklık veya halsizlik gibi sadece eklemleri değil, tüm vücudu etkileyen semptomlar ortaya çıkabilir. Ayrıca bağışıklık sistemi her şeye saldırdığı için damar iltihabı yani vaskülit görülebilir. Etkilenen eklemlerde ise içi su dolu torbalar olan kistler gelişebilir. Bu kistler vücudun içerden gelen kronik inflamasyonun tepkisidir. Diğer tarafta ise herhangi bir ateş veya genel olarak vücutla ilgili belirti görülmez. Ancak vücudun bazı bölgelerini kullanamamanın zihinsel olarak çok zorlayıcı bir şey olduğunu unutmayın. Hayat kalitesini kısıtladığı için osteoartrit depresyona sebep olabilir. Yani genel olarak romatoid artritten farklı bir tablo görürüz. Evet. Bunlar iki farklı artrit türünde görülen semptomlardan bazıları. Gördüğünüz üzere hastalığın ortaya çıkış sebebini düşündüğümüzde semptomların farklı olması mantıklı geliyor. Dolayısıyla bahsettiğimiz soruları sormak ve hastanın öyküsünü almak aradaki farkı ortaya çıkarmada yardımcı olabilir. İki hastalığın da tanısına dair doktorların kullandığı daha özel yöntemler tabii ki var. Ancak burada bahsettiğimiz semptomlara bakarak da romatoid artriti osteoartritten bir ölçüde ayırt edebilirsiniz.